Bence herkes masal anlatıcısı olabilir. Çünkü herkesin doğuştan bir anlatma yeteneği var. İnsan zaten konuşma donanımıyla dünyaya, yeryüzüne geliyor. Bu anlamda biz gün içerisinde aslında sürekli birbirimize bir şeyler anlatıyoruz. Ailede, sokakta, iş yerinde herkes ama bunun farkında değil bir şeyler anlattığının ya da umursamadan, önemsemeden anlatıyor. Oysa ki eğer bir insanın sizi dikkatle dinlemesini istiyorsanız sizin de aynı dikkatle ve özenle anlatmanız gerekiyor. Bu sadece masal değil. Her ne anlatırsanız anlatın. Masal anlatırken bu daha da önem kazanıyor. Çünkü bir dünya yaratıyorsunuz ve bu dünyayı sadece sözcüklerle yaratıyorsunuz. Biliyorsunuz aslında masallar için büyülü denir. Oradaki aslında büyülü ya da sihirli olan İşte otlarla ya da işte görünmeyen şeylerle oraya sihir katmak değildir. En büyük sihirli olan şey sözdür. Ve biz masal anlattığımızda sözcükleri kullanarak büyülü bir dünya yaratıyoruz. Önemli olan da masal anlattığımızda karşıdaki dinleyicinin o dünyaya inanması. İnanması ve sizin ağzınızdan çıkan kelimelerle o dünyayı görmesi. Eğer masal anlattığınızda karşıdakisinin anlattıklarınızı görüyorsa siz iyi bir anlatıcısınızdır. Gördüremiyorsanız henüz iyi bir anlatıcı olamamışsınızdır.